Uluslararası Af Örgütü, Uygur aktivist İlham Tohti'nin doğum günü olan 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı politikalarını gizleme çabalarının boşuna gittiğini ve Doğu Türkistan'da gizli saklı herhangi bir şeyin kalmadığını, İlham Tohti'nin davasını destekleyeceklerini bildirdi. Çin, Doğu Türkistan'da radikalizme karşı mücadeleyi, helal gıdaya karşı dirençten başlayalım sloganı ile ant içme törenleri düzenledi. Doğu Türkistan'ın Kaşgar şehrinde bulunan Kaşgar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bayrak töreninde sözde İslam radikalliğine karşı eylem yapan Çin hükümeti yetkilileri bunun yemeklerden başlanması gerektiğini savundu. Çin'de domuz gribinin yaygınlaşmasından sonra birçok bölgede domuz etinin satılmasının yasaklandığı sırada Uygur Türklerine zorla domuz eti yedirilmesi dikkatlerden kaçmadı. Doğu Türkistan'da son aylarda zenginlerin tutuklanması devam ederken gelen son bilgilere göre Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde bulunan iyiliksever Nurtay Hacı'nın Çin polisleri tarafından gizlice tutuklandığı bildirildi. Nurtay Hacı zengin iş adamlarından olup çok sayıda yetimhane ve Uygur okulları yaptırmıştır. Çin'e resmi ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Abe'nin Çin gezisi sırasında Çinli yetkililere Müslüman Uygur bölgesindeki sözde eğitim merkezlerinin endişe verici olduğunu söylediği açıklandı. Bir Japon hükümet yetkilisi ülkenin Kyoto haberine yaptığı açıklamada Başbakan Shinzo Abe'nin Cuma günü Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanları için yapılan toplama kampları konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Suriye'de çözüm arayışı için Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla dün İstanbul'da dörtlü zirve düzenlendi. Zirvede İdlib mutabakatı ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Zirvenin ardından dört liderin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ve zirveyle ilgili açıklanan bildiride Suriye'de yürürlüğe konan ateşkesin ve militan gruplara karşı mücadelenin sürmesi gerektiğine vurgu yapıldı.